Trench Bulldog'lar kurtlara kafa tutuyor. Napolitan Mastiff'in yanında saldırıyor. O Napolitan Mastiff'in hepsi doğada kurt gördüğü zaman o hareketi yapsın bakayım ne oluyor. Halbuki ben de iddia ediyorum. Asıl bizim üzerine gitmemiz gereken, çoğaltmamız gereken o gel. Yabani kurda en yakın hayvan çıktı. Aynen öyle. 4 Nisan 2008 tarihi sabah karşı 5'te ben Ergenekon operasyonuydu, Ege Bölge Sorumlusu diye çiftliğe böyle baskınlar falan filan alınmış bir adam. Uncu Karabaş erken sırtardı. 3. dakikada maç. Aynen öyle. Aslında fakat sen bir şans fakat biz de tabii Çapan Hoca da devam et şeyi tanıyor. Ben de tabii hocam devam etsin dedim. Bizim Fuat'ı yenmemiz lazım. Köpeği yenersin. Yani Fuat'ı yenmemiz lazım derken biz Fuat'ı yenmeye çalışmıyoruz. Köpek kaybediyor, Fuat kabul etmiyor. Şimdi ne oldu biliyor musun? Fuat da net gördü diş attığını ve sırtardı. Uncu Karabaş'ın bariz. Çekmedi. Biz tamam dedik devam etsin. Uncu yol mu alıyordu, öyle bir şey vardı. Carrefour buna yüklenince biraz alttan aldı. Zaten bir kere tuttu abi ya. Kalktı devam ettiler. Devam edince abi bir şey yok zaten dedi hemen Fuat. Öyle bir kurnaz. Sanki biz onu görmedik. O da bizi kandırıyor. Kendini kandırıyor bak aslında. Tamam dedik biz Fuat'ın önünü bildiğim için i̇şte çok abi, tolerans gösterdi. Köpekler de oluyor mesela eski. Araba düşünsene. Bu da kaçıyordu abi. Ya sahibiyle uğraşıyordu hep. Hepsi de şey yapıyor. Şimdi, Serdar Tarman'la ilgili videosu var ben izledim. Çok tabii o videom var. İşte oradan sonra tam net sonunda artık çat 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 diş vurdu. Aynen. Fuat. İşte abi benim köpek. Fuat orada tuttu. Orada yani siz niye kavga ettiniz ki? Orada çok bariz. Ben erken dayım. O maçın baş bak hattı iki tarafta dost. Hep dost meclisi. Kısa tabii. Bir grupta abimizin evinde yapmışız. Erken bitmedi. Siz niye kavga ettiniz? Sen herhalde önden bildiğin için Uncu Karabaş'ı fanatik o da. O fanatik. Kardeşim fanatik değil. Bak abi orada şunu da söyleyeyim. Mevzu şu. Erken bitirdin, geç bitirdin. Dedim ki bak, pauz yapıyoruz yani, duruyor. Neyse, ondan sonra baktım kardeşime kavga ediyorum. Benim de o zaman bir köpeğim var. Sivas tarafına getirdik. Bir tane Şeref Alkan'dan bir tane köpek almış. O da beni iyi tanır. 2-3 tane de köpeğim var. Ondan sonra kardeşim tutturdu onu 1-2 kavga ettim, bir şeyler yaptı. Velhasıl baktım ki abi ben etrafla kavga edeceğim. Dedim ki şu boğuş işine izlemeyi dahi bir müddet bırakacağım. Takip etmeyi, gitmeyi, etmeyi. Bu arada benim annem Sivas'ın Kangal ilçesinin bir köyünden. Ama daha sonrasından çok eskiden yani 70-80 yıllarda bunu Malatya'ya bağlamışlar. Şöyle söyleyeyim, biz bana yıllarca köpek aldı. Siz hekim anlamışsınız. Hekim anlamışsınız. Annem hekim anlamış. Neyse abi, ondan sonra ben tabii annemiz böyle bakıyor, getiriyorum ki anne nasıl köpek? Tabii biz o zaman 2000 Kangal testlerine gittim ben çocuktum. Evet. Sen kaçta olmuşsun? 85 oldum. Neyse, o zaman ortaokul liseye gidiyordum artık. Biz tabi abi orada ben ilk büyük köpek. Önder de hiç SEO gibi değil ama şu kazak mazak direkt muhasebeci kazak yani. Önder abi. Nasıl yok? Neyse abi velhasıl da ondan sonra senin Kangal tarif videoların geldi. Bir de dinozor sana ilk geçtiğinde dinozorun bir resmini gördüm. Annem de böyle arkamızda, annem de bir dur bakayım dedi. Dedi ki bak ama bu işte Kangal. Biz ben de yıllarca annemle kavga ediyorum. Annem dedi ki oğlum bak benim çocukluğumda bizim orada davara giden benim baba işte falan canı köpeğe. O da bariz çok iyi bir örnek. Müthiş bir örnek ama. Müthiş bir örnek. Artık onu da anlamış oldum. Ondan sonra senin Uzman TV'de iki tane Türk çoban köpeği tanıdık. Galiba Dede ile Bozo vardı orada da. Evet. Yanılmıyorsam, evet. Sen yanılıyorsan beni düzelt. Annemi çağırdı dedim anne gel bakalım. Ya ben muhalefet ediyorum. Hayır dedim anne ya Kangal biz gittik işte çiftliğe orada yok yani yakın zaten köyden bir saatlik yok. Bu köpek o köpek değil. Kadın itiraz ediyor ki oğlum bak. Salak salak konuşma. Bak bu adam kim ben tanıyorum bu adam doğru konuşuyor. Annen kaç yaşında bu arada şu anda? Annem şu anda galiba işte 56-57 yaşlarındadır. Genç annem de. Genç. Belki hadi 58 olsun. Tabii küçükken yani köyde de çok... Yani bu videoları seyrettiğin zaman senin annen de 47-48 yaşında. Evet yani 2000'lerin, 2005'ler falandır. Aha. O civarlardır tahmin ediyorum. Ondan sonra Cem abi... Ben tabii gene bağırıyorum, çağırıyorum annemi. Yok diyorum ya sen ne anlamıyorsun? Sen bilmişlik yapıyorsun, annem konuşuyor diyorum ki. Kadın diyor ki oğlum diyor, salak salak konuşma. Ben babaannemin sırtında köyde büyüdüm anasını satayım. Bizim orada davar köpekleri buna, kadın şimdi kangal demiyor. Davar eti diyor. Tabii ki. İşte diyor ki,
Tarif edilen Sivas'ta köpek buydu diyor. Buydu diyor. Yani sen diyor getiriyorsun bana diyor Bülent Ersoy'dur. Annem de izler şimdi onu kulakları çınlasın. Bülent Ersoy gibi diyor köpekler getiriyorsun diyor. Diyor kalın kalın. Dişiler lan diyor ben tabii getiriyorum abi 90 santim diş anne bak bunu eşleyeceğiz. Sen biraz yüksek rakımlı Sivas'ın içindeki tepelerden mi alıyordun? Şimdi Malatya'dan da köpek getirdik. Ben bir de abi işimiz gereği de o zamanlarda hep çok gezdiğimiz için daha yeni yeni işe başlamışım. Elimiz 3-5 kuruş para tutuyor. Giriyorum işte diyorlar ki Cem'in köpeği var 1 metre. 2 ay maaşımı biriktiriyorum. Sağdan soldan borç alıyorum. Gidiyoruz alıyoruz. İyi gibi köpekler. Kadın getiriyor bakıyor böyle. Ya sistelendi böyle köpek mi olur diyor. En sonunda diyor ki bu adam doğru söylüyor deyince ben abi seni takip etmeye başladım. Benim aslında senin takibim ta o yıllara dayanır. Sonra tabii İç piyasada satışa çıktık, işte satışta çalışmaya başlayınca işte satış uzmanı, yönetici, müdür bilmem ne. Her bir yükseldiğinde benim Türkiye'nin coğrafyasında işte önce Marmara bölge müdürüyken sonra Türkiye müdürü oldum. Her yere gitme imkanım oldu gibi. İş gereği gezdikçe senin tarifini daha çok dağlarda, ovalarda görmeye başladım. Çiftliklerden ziyade. Şimdi asıl çalışan köpekler. Mesela ilk TİGEM'e gittiğimde böyle bir heyecan gittim. Ulan bir tane Amerikalı. Tabii ya. Abi bir akbaşlar var. Bilmem abi 2005-2006 hatırlar mısın? Akbaş var 90 cm. Şimdi şöyle. Hatırlar mısın bunları? Abi şimdi 90 cm demeyelim de. Mesela Sivrihisar'da bile. Şu anda oradaki nasıl olacak bilmiyorum. Şu anda iyi bir arkadaşımız var başında. İnşallah düzeltecekler. Yeni mi geldi abi? Yeni sayılır. O zaman bir hikaye devam anlatayım. Müsaade et. O fikrim belki değişir. Sana o gösterdiğim videoyu oradan attım. Ben abi bende merak var yani. Benim böyle bir çıkarım yok. Parayla ulaşım yok. Özellikle güzergahımı yarım saat belki yolu uzatırım, çiftliklerin önünden geçeyim. Ben de çok tanımadıkları için öyle bir ticaretim de yok. Mesela 6 ay, 7 ay kadar önce gittim. İşte bir videolar falan da var. Oranın müdürüymüş ama aynı adam da bilmiyorum. 6 7 ay yok, 1 sene olmuş. Nereye gittin, nereye? Sivrihisar'daki devletin yeşil çiftli çiftliğine. Yeni yapılan tarafa mı gittin? Yeni o çiftlik yeni. Hafif böyle tepede. Bak şimdi, bir şehrin içinden girilen bir yanda aynen, bir yer var. Aynen, Ankara yolunu giderken. Sen yeni yapılan yere gittin. Daha olmadı orası tam. Bir tane o kenarda bir personel... 6 ay içinde mi gittin? Bir yıl oldu. Alex'i almadan önce. Yani Presse kanalı... Daha yeni yapılıyordu orası. Tam olmadı. İnşaat tarafı. İnşaat, evet. Şimdi abi bak, o zaman buradan eğer sende düzgün bir arkadaşlara referans oldun, eğer izlerse bizi, kulağına küpe etsin. Şimdi aradım internetten buldum, ben de köpek biliyorum bilmiyor, bilmez. Akbaş çiftliği, ya ben inanın buna milliyetçi olarak bakıyorum. Akbaş bir milli ırk. Hani böyle bir çiftlik tartışılıyor, duyduk, gittik. Abi yoldan bir tane adam aradı. Dedi ki ben de bu çiftliğin işte temizlikçi bakıcısıyım. Baktım ailesiyle yaşıyor. Hafif böyle yukarı küçük bir tek göz oda lojman yapmışlar. Gittim abi mesela. Bir kere köpekler çok kötü. İki tane düzgün akbaş var. Benim görüşüm tabii. Sizler daha değerlendirirsiniz. Yani ben dışarıdan akbaş almaya giden bir adam olarak oradan köpek almam. TİGEM'in eski akbaşları buradaki akbaşlardan daha akbaş. İki tane köpek gösterdi güzel. Ve de oradaki o işi böyle pazarlamaya çalışan arkadaş, hem de erkek yavru yok, başladı bana dişi yavrumu. Sana bir dişi vereceğiz bilmem ne dedim ki kardeşim sus artık yani hani köpek işi biliyorum abi anlatma. Ondan sonra adam da anladı bizim köpekten merakımız olduğunu. Mesela oraya harcanan parayla beraber çok daha güzel, oraya doğru personellerle çok daha sağlıklı işler yapılır. Şimdi şöyle söyleyeyim sana, ben yıllardır Ulaş, Karaca Bey, TİGEM işletmelerinde gittim yani ve bu arada Kangal'ın, kaymakamlığındaki Kangal şeyine de gittim. Yıllardır gidiyorum. Ara ara gider bakarım ne oluyor, ne bitiyor diye. Ama biraz, birkaç Kangalçı oluyor, birkaç Akbaşçı oluyor yine aynıdır. Aynen. Mesela Karacabey'de Vakkas abi var, hala orada şefidir. Yani köpek bölümünün şefidir TİGEM'in. Geçen İnegöl yarışmasında da görüştük. Vakkas abi çok iyi bir insandır. Benden de kaç yıl oldu? Yani bir ara beni aradılar, telefonumu bulmuşlar. Dediler ki Serbrant Bey sizden danışmanlık almak istiyorum. Keşke olsa işte. Gittim zaten. Ben dedim bir gün olacağım size. Yani bizim gelin dedi köpeklerimizi bir değerlendirin. Siz hani bu ırkla ilgili tanım çabalıyorsunuz. Gelin bize doğru köpeği al. Yani bir danışmanlık yapın dedi. Köpeklerimize bakın. Çay alın. Kategorize etmek lazım. Çaylar alın. Abi bu arada konudan konuya atlıyoruz da. Şimdi ben kendim açımdan söylüyorum. Ben normal miymiş? Karayaka ve Kars kıllısını çok severim. Yani eski bir Kars kıllım öldü benim. Yerine bir şey koyamam. Abi. Çok da dolandırıldım yani. İşte Kars'tan telefon açıyor abi sağ ol. Kars kıllısı var falan. Geliyor burada bir yıl bakıyorsun cırt. Yani. Şimdi Kars Kafkas Üniversitesi'nde 26-27 yaşında veteriner bir çocuk tez için Kars kıllısını yeniden üretme projesine başlamış. Tez için. İnşallah. O çocuk başarılı olursa şimdi bu ülkede mesela
şeyi de konuşalım yavaş yavaş. Mesela karayakalar nesli tükeniyor. Kars kıllısı nesli tükeniyor. Mesela geçen bir yolbaşıya da denk geldim. Bir yerde şeyi anlatıyor. Ya adam o kadar zırcahil ki bak. Kafkas avşarkayı diyor ki aslında diyor bu Kars çoban köpeği Ruslar diyor bunu kendilerine tescil etmişler. Ya kardeşim Kafkas avşarkayı ayrı bir şey. Kars kıllısı ayrı bir şey. Kars kıllısını yok ettiler yani kaçırdılar. Onlara gireriz. Onlara tamam. Onlara parantezim. Ben sana söyleyeyim bak. Bakkas abinin oraya gittim. Geçenlerde diyorum saygın insan. Yalnız şunu bilmek lazım bakın. Bunlar özel üretim çiftlikleri değil. Bunlar devlet memuru. Tabii. Oraya yani. Bir şekilde senin benim gibi köpekçi değil yani. Şimdi maaşını yani. Bu adamın profesyonu var. Nedir? Bu işte uzmanlaşmış. Bandok, mastif bilmem ne şudur budur. Ben Kangal işte kendi kendime. Bu bir sevgiyle olan bir şey. Yüzde bu, yüzde. Bunun bir okulu yok. Okulunda okuyup bu işin zoolog olup bu işin kitabını yazanlar da bu işi bilmiyor. O da ayrı bir şey. Şimdi devlet onu bir şekilde oraya adamı. Sen bunu git demiş. Tarihçisi bilmiyorum ama. Bu adamın belli bir bütçesi var. Bu adamın bir eğitimi yok. Bu adam iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ve yaptıkları yanlış sistem çalışıyor şu anda. Yıllardır öyle değil mi? Ben evet. Çocuk yani küçüklüğümden yani çok eskiden beri sorarım hep. TİGEM'de hep 1,5-2 sene sıra var derler. Her zaman öyle. Yavru da bulunmaz çünkü. Her zaman öyle abi. Şimdi abi TİGEM'e gittiğimizde yanımda da biz böyle bir tura çıktık yine. Şöyle bir Ege ve Trakya turuna çıktığımız bir zamanda. Başladık Balıkesir, Karacabey'den gidip Bursa. Bursa'ya uğradık. Karacabey bilmem ne gezdik. Kaz Dağları, Maz Dağları gittik. Oradan en son Trakya'dan tekrar İstanbul'a döndüğümüz. Bizim Timur diye bir arkadaşımız vardı. Beraber tura çıktık. Bu turunç mu, limon mu? Limon. Karşıdan turunç gibi. Aydın'da abi turunç. Turunç Aydın. Benim İdealtepe'de oturdum. Maltepe'de kapımız önünde de turunçlar var. Neyse. Adana'da gittik. Adana'da limon bulamadık. Yarışma yapacağız. Çaya ben limon seviyorum. Turuncu kopardık hemen sıktı. Şimdi gittim abi. Baktım. Ben zaten biliyorum orayı daha önceden de. Daha önceki tespitimi söyledim. Dedim ki bak abi yine gezelim size. Burada dedim siz ne Kangal'ınız var ne Akbaşı'nız. Biz siz Karacabey tipi bir beyaz çoban köpeği üretmişsiniz. Evet, Karacabey tipi de bir Anadolu ya da Türk çoban köpeği üretmişsiniz. Evet, evet, evet. Ama bak niye tip diyorum. Ben şimdi köpek gözüm çok iyidir. Yok. Ulan Kangal desen Kangal değil. Hepsi birbirine benzeyen ve akrabalık bağı olan hatalı göz yapısı olsa da hepsi birbirine benzeyen bir kalmış, bir oluşmuş popülasyon var orada. Aynen öyle. Akbaşlardan da var şeyler. Akbaşın en güzel de mesela bu yeni çiftliğe göre oradaki akbaşlar çok daha güzel. Şimdi bak. Ama Akbaşlar da yılları bilmiyorum ama abi. Yani. 2008, 2009, 2010 yıllarında bir tane şu anki anlayışımızda o doğru bir akbaş değil. Çok kaliteli, iri, erkek. Çok güzel, simit kulu, harika. Evet, iki tane şey. Köpek vardı. Çimli olan yeri sol tarafında duruyor. Erkek biri 85 tane. Videosunu evet. Koymuşlardı bak. Hı. İnternete videosu, kemik yerken videosu vardı internette. Ha, o ayrı. O ondan evet. Daha iriydi. Ondan benim daha iri. O değil abi. Güzel bir ben biliyorum. Şimdi abi, şimdi Vakkas abiye ve artık müdür müydü birisi daha vardı. Ben hep laptopla gezerim. Şimdi almadım laptopu yanıma. Sunum yapardım. Ben hiç laptopsuz bir yere gezmezdim. Arşivde gezerdim. Açtım. Dedim ki abi bakın. Yani slide gösterdim. Bakın Kangallar bunlar. Tık 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 tık. Aa evet onlar da köpekçi olmuş. Anladılar hemen. Zaten biraz biliyor. Bakın kardeşim bunlar birbirine ne kadar benziyor. Bak bunların birbirine bağı yok. Hemen bir tipi anladılar. Kangal'ın ne olması gerektiğini. Elinize ne var? Benim elimde şunlar şunlar var. Bize bunları sat. Abi dedim şimdi mesela benim elimde diyelim ki o zaman 15-20 tane köpek var. Benim satabileceğim erkek damızlığım sana 3 tane diyelim ki vermem. Bak siz devlet komple buradaki yüzlerce köpeği çıkartabilir misiniz elinizden? Vicdanen olmaz. Çıkartamazsın. Kısırlaştıracak mısın? Yeni bir şey yapacaksan yeniden buraya 100 köpek dolduracak Kangal'ı zaten... Bizim senelerce çalışmamız lazım doğru köpekleri bulmak için. Bu bir. Ulaştı da biz bu teklifi yaptık 2018'de. Benim sana vereceğim o zaman bende Ferrari diye bir köpek var. Çok iyi bir köpek. Güzel köpek. İşte Bozo var. Dedim abi bak bu köpekte bunları biz alalım. Dedim abi o zaman parası köpek 2000 lira. Bunlara 20 lira da versem ben sana vermem. Niye vermem? Benim köpeğim gideceğimden değil. Ben devletime bunu hediye ederim gerekirse. Sen de ticaret işletmesin ama. Fakat neye çekeceksin bunu? Yok ki. Yok. Benim Kangal'ım yine Anadolu çoban köpeğini çekeceğim. Benim
Kanım eriyecek, gidecek. Hem ben o köpekten mahrum kalacağım, hem sen de bir iş yaramayacak. Bunların hepsini, her bir köpeğin yanına 5 tane erkek dişi alabiliyor musun? Evet. Ben sana 3 tane vereceğim, 15'erden yine senin 150 tane köpeğin var. Bunları anlattık, olmaz dedim bu iş. Sivas'tan o anda görüştüğüm bir arkadaşımdan, o zamanın parası büyük bir paraydı. 3000 liraya bir köpek almışlardı. Büyük para derken 1500-2000 liraydı. 1000 lira yani şu anın böyle sanki 7000 lira fazla vermiş gibi geldi bana o zamanki 1000 lira. Tamam mı? Hani mesela 7000 lira köpeği 21000 liraya almışlar gibi geldi. Böyle bir hava oluştu bende. Evet. İyi de bir paraydı. Yalnız beni oraya gitmeden önce Sivaslı arkadaşım yok. Dedi Serbilen ben oraya bir yeni bir damızlık sattım. Haberin olsun. Vallahi dedim bak bana gösterirlerse ismi de ağzıma giriyor. Kaçıracağım. Benim önüme gelirse ben söylerim. Lan oğlum dedi bak resim bu filan. Neyse abi bir köpek getirdiler. Yalnız şu var. Şimdi ışık altında da olsa karanlıkta koridora çıkalım köpek farklı duruyor. Şu ışıkta olmazsa sarı ışıkta hafif karanlık ortada yani lambada köpek farklı duruyor kardeşim. Çok da böyle projektör falan değilse. Ulan karanlıkta da bilmem ne de o köpek kırık işte. Simit kuyruklu kangala karanlıkta biraz benziyor. Hık mık yapıyorum bir şey diyemiyorum şimdi tamam mı? Abi bu tam doğrusu değil falan. Bizim şundan aldık diyor. Ulan o da benim arkadaşım. Çok iyi arkadaşım bak. Namussuz diyorum içimden tamam mı? Bu köpekleri devlete satıyorsun lan bir de. Öyle yapmamak lazım. Çiftliklerde hiç köpek. Tabii ben bunu önce dostuma söylüyorum. Dedim abi bu da çok doğru bir örnek değildim. Yani yumuşatarak doğrusunu söyledim en sonunda. Anladın mı? Bu zaten bizim üç kağıtçı paranın peşinde falan diyemedim yani. Tamam mı? Yani şimdi abi bu bir kangren. Onu sen halledemezsin. Şimdi sen diyorsun ki Sivrisay'daki arkadaşımız, o da bizim takipçimiz, çok iyi bir beyefendi bir insan. Düzgün adam. Yapamaz. Çok şimdi zor sen ya, bu adam çiftliğin sahibi mi? Kardeşim sen burada kangal mı üreteceksin? Şunu at, bunu al derim. Atmıyorsan da sen burada kangal üretemezsin derim. Hayır. Bu adamın işine gelirse yapar. Devlete yapamazsın sen bunu. O adam memur olur. Sen onun için onlara kızma. Şimdi onlar da lazım. Onlar kim biliyor musun? Benim şimdi 36 bin, bugün itibariyle 36 bin tane takipçim var. Şimdi Cem'in 6 bin takipçisi var diyelim. Bu adamın 60 bin takipçisi olması lazımdı. Benim de belki 300 bin takipçisi olmam lazımdı. Ya da gibi. Ben millete yel değirmenlerine karşı Don Kişotluk yaptım. Abi şimdi bak sen doğruları söyleyen bir adamsın. Doğruları beni sevmiyorlar işte. Her yerden kangal anlatıyoruz ama boğuşçu. Boğuş anlatıyoruz ama sen kangalcısın. Bak o onlar oraya çekiyor. Mesela isim vermeyeceğim. Yedi Kral'la barışık arkadaşlarımız var. Herkese gidiyor, herkese şirinlik muskatı dağıtıyor. Bir anda bizden sonra başladılar. Bizi 3 kat geçtiler. Niye? Ben herkese şirinlik yapamıyorum. Önce haberlerde duydum sabah radyoda. İzmir'de YouTube fenomeni operasyonuna alındı diye. Hani kızımızı götürmüş. Bir kızın adı. Merak ettim. Girdim YouTube'a kıza baktım. YouTube fenomeni şöyle. Bütün bütün programlarda götünü açmış, başını açmış. Abi milyonun üzerinde takipçi var. Tamam. Sonra kız ne yapmış tam gaz yolunda? Dolandırmış milleti. Kendi takipçilerini aramaya başlamış. Size piyangodan para çıktı mı önce vergisi. Tabii dolandırıcılık da mı? Tabii. Ya bir tane kız vardı ya şey yapacağım diye sırtımdaki ağrı geçireceğim diye kendi para toplayıp silikon taktıran bir manyak var. O mu yoksa? Yok yok abi bu yılan mı korktun mu diye bir tane kız vardı. Şey. Şimdi neyse abi işte bak. YouTube böyle bir mecra. Yani her meşhur olan da düzgün değil demek istiyorsun. Tabii. Şimdi abi bizim en büyük, ben bu piyasaya gelene kadar Kangal'ın dibini anlatan, Kangal'ın son kalesi diye anlatan bir tane arkadaş var meşhur benim. Onun aslında meselem yok. Barış işte, barışacak. Abi dur o zaman. Şimdi bir arkadaş var. Şu konuya ben geçeyim. Ben onunla aslında muhatap da olmama gerek yok ama adam bütün çoluğu çocuğu çok güzel bir reklam stratejisi izlemiş. Sen şimdi ne yaptın? Mesela Dogo'nun vazifesi nedir dünyada bilinen? Av köpeği. Canavara, yani sürek avı yapıp da hayvanı bastırabilip kendi kendine avlayan, av köpeği anlamında getir götür hayvan değil. Kendisi avlayabilen hayvan. Değil mi? Dogo. Aynısını Bandok da yapabilir. Daha iyisini yapabilir. Evet. Yetiştirirsen. Şimdi bunun en güzel reklamı nasıl yaparsın babacığım? Arjantin'de olsa kafese bir puma koyarız değil mi? Ya da bir puma salarız dümenden. Ya da bir yaban domuzunu. Ya da bir buraya alıştırdığımız, beslediğimiz yaban domuzu alırız. Hayvan hiçbir şeyden bir yok. Her gün gelir ekmeğini yiyecekken oradan lahana şeyini yiyecekler. Hatta görünmez tarafından bir tane bıçak vurursun domuza. İyice baba, iğneyi vururuz pumaya.
Yani. Biraz böyle kafası güzel olur filan, senin ozondan filan şeyden, kristalden özürler. Yok mu baba filan kızım? Neyse, bu hareketleri rahat yapıyorum. Ben sigara bile kullanmıyorum, anladın mı? Bazı insanlar zanneder şey olur budur. Her ortama girdiğimiz gibi biliriz. Şimdi, bu reklamlarla sen bandokları, domuzları tuttursan, şunu yapsan hakkındır. Çok güzel bir şey olur. Domuz, bu arkadaşlar küçüklüğünde pazarlıklar yapıyorlar. Nerede çoban kurttan, kurt olsa yavrudan yetişiyorlar. Bir yaşına kadar, ondan sonra zaten orada besliyor, kafeslerin yanında besliyor. E şimdi videolar var, ayılarla, kurtlarla, Bulgaristan'da, Rusya'da besliyorlar. E TikTok'ta var işte, French Bulldog'lar kurtlara kafa tutuyor, Napolitan Mastiff'in yanında saldırıyor. O Napolitan Mastiff'in hepsi doğada kurt gördüğü zaman o hareketi yapsın bakayım ne oluyor, onu yiyorlar mı? Ama oradaki mantık şudur, şimdi köpek, dövüş köpeklerinde de budur. 10 tane yavru var ya da 6 tane yavru var standart. Bir tane yavru ya da 2 tane yavru diğer yavruları bastırır. İridir, güçlüdür. Kalıp gücünle bastırır ya da bir tane çok çirkef vardır. Game'i yüksek, hepsinin ağzına sıçar. Ama benim vermek istediğim örnek buradaki iri yavrudan bahsedeceğim ben şimdi. O iri yavru hep böyle o iri yavrunun üzerine giderler. O bir tane köşede hep o iri yavrudan şey yapmış, kafayı eğmiş, yılmış yavru da önemsemezler. Bir süre sonra tabi bunlar ekileşir, büyür. O iri yavruyu meydana çıkarttılar. Meydanda topuk. Ulan ne oldu? O beğenmediğin yavru da onların hakimiyetinden ayrı bir sene geçirdiyse ekileşeceği dönemde 2 ile 3, 1,5 ile ya da 3 yaş arasını düzgün geçirdiyse o hep dayak yiyen yavru meydanda onun kovaladığı köpeği kovalar. Sana şeyi de atayım. Bizim o rahmetli Bozo'nun böyle dişlerini açmış halde bir fotoğrafı. Ben hayatımda hiç o kadar büyük köpekle diş görmedim. 7 santimdi abi. Şimdi bak köpek nereye gelecektim ben? Başını toparlayayım. Senin yani beraber büyüyen köpeklerin farklı bir özelliği vardır. Orada en yiğit değil, en güçlüsü kardeşlerin içinde genelde galip gelir. Bak genelde diyorum. Nadir olarak da en çirkefi galip gelir. Güçsüz olmasına rağmen. Şimdi sen kurt yanında doğada o kurt onu yiyecekken köpeği kondisyonu yetmez zaten onu yakalamaya ondan. Ama gerçekten dağda büyümüş kurttan bahsediyorum. Abi de şunu söylemiş. İşte biz eskiden dağda çok gezmiş adamız. Yani askeri anlamda. Şimdi dağlarda iki tip kurt var. Bir sürü halde gezen kurtlar var. Bir de halk arasında canavar denenler var. Evet. Canavarı millet görmez yani. Şimdi bak ben Tokat'ta Çamiçi yaylasıyla bu tek ordunun tek kiraz yaylası arasında oralar kuş uçmaz kiz oralar biliyorsun harika, Afrika canavarı orası. Abi ben orada sabaha karşı böyle yürüyüş halindeyken biz iki tane kurt gördüm. Halkın canavarı dediklerinden biri kızıl renkliydi, biri siyah renkliydi. Yani abartmadan söylüyorum, ben size diyeyim 80 kilo, siz deyin 100 kilo. Bir Danua'dan daha büyük. Tamam mı? Cüssü olarak. Ya ben o canavar denenleri gördüm ya. Abi o canavar denen hattı, böyle hani kangalın mangalın boğabilme şansı yok abi. Şöyle, normal kangalın boğabilme demek lazım. Onlar da farklı şeyler de. Şimdi orada geliriz, o kangalar, o canavarları da boğanlar var. Oluyor da ama şimdi o canavarla da büyüse aynı kafeste köpek. Şimdi sen buraya getirdin. O köpek bir süre sonra onun kokusunu alışıyor. Korkuyor zaten. Evet. Yemekte bir şey oluyor. Karmar yapıyor, bir şey yapıyor. Bir bakıyor, aa bunu boğuyorum ben diyor. Evet. Lan ayı boğuyorlar. Evet. Şeyler. İşte o kapka, cavular falan. Evet. Yani yavrudan itibaren boğmaya başlıyor. Anladın mı? Kaplana sindiren ufak köpekler var. Evet, şeylerde. Hayvanat bahçelerinde. Hayvanat bahçelerinde. Yani niye? Ona zaten bir şey diyeyim. Onunla alışıyor. Bir de bizimkiler biraz daha böyle canlı manlı yapıyor. O oynarken biraz daha seni oynuyor. Derken bir şey oluyor. Anladın mı? Şey İş ciddi ederse onun yer ama. Şimdi ayı da büyüyene kadar, 1,5 yaşına kadar falan onu boyuyor. E kurt da öyle. Şimdi ne diyeceğim? Pazarlama stratejisi olarak. Kurt besliyorlar kafeste. Sonra çıkartıyor. Ne hikmetse kameraların önünde kurdu yakalıyorlar. Boğuyorlar. Yok öyle bir şey ya. Göremezsin. Sen de şimdi yapsaydın İşte dogolar, bandoklara o işi, sen de çok meşhur bir adam olurdun. Bizim kangalca mesela öyle adamlar var işte, kurt boğdura boğdura reklam. Ya ama kurt boğuyor. Köpeği kangal olmasa da kurt boğuyor. Şimdi diğer köpeğin karşısına çıkacak. Benim hep söylediğim bir şey var. Şimdi bizim politikacılar, siyasetçiler konuşurken 8-12 yaş zekasına göre konuşma metinleri hazırlanır. Hmm. Dizi filmler çekilirken 8-12 yaş zekasına göre dizi filmler çekilir.
rating alsın. Yok biraz da o şeydir ya, Brezilya dizisidir artık ya da. Ve bizim Türk diziler var. Hint dizisidir yani. Bizim Türk dizileri şimdi çok kaliteli diziler var. Abi yeni başladı. Çok kaliteli diziler yani, var gerçekten. Şey var. O kadar da abartmayın. Masumlar Apartmanı ile başladı. Masumlar Apartmanı çok önemli bir dizi. Abi canım orada yani bir psikolojik. Tiyatrocu olmayan bir tane. Ve bak ben Masumlar Apartmanı seviyorum. Masumlar Apartmanı ben psikolojiyle de ilgileniyorum. Yeni Tansel benim çok samimi arkadaşımdır. Kim? Tansel oradaki Naci Hoca. Öyle mi? Ha. Naci Hoca da çok iyi bir adam. Çok eski Trabzon Devlet Tiyatroları başrol oyuncusudur. Şimdi de İstanbul Devlet Tiyatroları'nın başrolünde. Bak bu ülkede bilmez seyreden gençler. Hep böyle John sanatçıları şey yapıyorlar ya. Bak Amerika'da, Hollywood'da hakkında makale yazılan Türkiye'nin Robert De Niro'su denen. Bak Türkiye'nin Robert De Niro'su diye Tansel Öngeli yazılır Amerika'da. Amerikalılar buna 7 milyon dolara başrol teklif etti Hollywood'da. Konu da şu, Afganistan'da geçiyor. Türk ve Müslüman bir subay oynayacak Afganistan'da görev yapan. Onun için daha senaryoyu buna vermediler. Ön anlaşmalar yapıldı. Tansel İngilizcesini geliştirdi. Tansel takıntılıdır bile. Boksör oynamak için herif gitti boksör oldu. Bayağı lisanslı boksör oldu. Boksör oynayacağım filmde diye. Yani kılıç sahnesi vardı ya, o Osman Sınav'ın Kılıç Ali'de oynamıştı. Onun için gitti, kılıç dersleri aldı falan filan. Tansel böyle takıntılıdır. Yani karısı onu boşarken hakime dedi ki ben bir tane adamla evlendim, adam 7 kişi dedi. Yani her rolde değişiyor adam dedi. Tansel böyle bir adam. Şimdi Tansel Toful, bak bu çok önemli. Yani milli değerleri öğrensinler diye söylüyorum. Tansel Toful'u bitirdi, sınavlarına girdi. Ana dili gibi aksanlı İngilizce konuşmaya başladı. Sırf o şey 7 milyon dolarlık başrol için. Ve bak o rolü kabul etse bugün Tansel Öngel Masumlar Apartmanı'nda değil, Hollywood'da, Hollywood filmlerinde seyrettiğimiz adam olacaktı. Abi senaryo geldi. Senaryoyu bir okudu Tansel. Müslümanlığı ve Türklüğü baştan aşağılayan, küçük düşüren bir rol. Ve hainlik teklif ediyorlar adama yani, düşünebiliyor musun? Evet. Biz seni Hollywood'da sanatçı yapacağız. Ama bu başrol oynayacaksın. Artık sen, hani geleceğin Robert De Niro'su gibi, Al Pacino'su gibi ya da işte Dustin Hoffman'ı gibi bir karakter oyuncusu olacaksın. Amerika'da olacaksın ama bu rolle başlayacaksın. Tansel abi, kendi evi de yoktu o çocuğun o zaman bu rolü reddettiğinde. Şimdi adalarda bir tane ucuza ev kapattı, aldı da adalarda bir ev var. Bir de Kadıköy'de aldı şimdi yeni bu şey sineması. Ama önü açık, önü açık çok iyi bir evet. Aktör. Ben çok takip ediyorum. Bir de Ramazan'da bir dizi vardı, Yesevi, Ahmet evet. Yesevi'nin hayatının öyle bir şeyini oynadıkları. Evet. Dizinin Hacegan mıydı, Hace miydi? Hace rolünde oynuyordu galiba. Çok şeyde de oynadı o yani. Birkaç yerde oynadı da. Muhteşem Yüzyıl'da da oynadı. Ama şimdi ne diyeceğiz? Masumlar Park'tan çok önemli bir dizi. Bu tip Candan kız var. Çok başarılı diziler var. Falan falan. Ama yani, reytinglere baktığın zaman yani onların reytingi... Yok yok, iyiler onlar. Moderatör olarak müdahale ediyorum azıcık. Konu uzaklaşıyor. Abi şimdi biz de mesela ben de mesela bu... İşte Büyük Çiftlik, Akif Metin olsun, Barış Çek olsun, bunların hepsi bana abi abi diyen, bir şey olduğu zaman diyen adamlar. Fakat ben yanlış yapıyorsunuz dediğim için bunlarla şu anda mücadelemiz var. Şimdi biz Akın Tülbaş ve ben ve diğer arkadaşlarımızla işte o Türk Çoban Köpekleri Derneği'ni kurduğumuzda Akif'e bağlandık. Akif'te dünyada ikinci olan FCL'den sonra Allianz var. Tabii FCL çok mafya gibi olmuş ama Allianz'da yurt dışında bizi Avrupa Birliği'ne bağlı ve orada kangalımızı teşhis ettirdik, malaklımızı teşhis ettirdik, bozumuzu teşhis ettirdik. Adam yıllardır işte FCA'yı yapmadı ya filan falan, onu sikti şeyi pat diye yaptı. Bizden sonra gittiler yaptı. Biz çıkardık iki tane kangal, bir tane de bir sene sonra da boz çoban köpeğini gittiği yerde işte ilk defa doğru örnekleri görüyorlar. Dünya şampiyonu oldu bak ikisi de. Türk bayrağını çektirdim abi. He, ondan sonra ne yaptılar? İşte senin İsimlerini almak istiyorum. Benim de severim Fatih Çokcan. Sen şimdi şey yaptın da, Fatih iyi bir çocuktur aslında. Fatih iyi bir çocuk. Onlar da gittiler orada bir yerde bir şampiyonluk oldular, biz de şampiyonluk. Oğlum sizden önce biz olduk zaten. Biz yaptık diye sizi yaptılar. Aman geri kalmayın diye bunlardan. Evet. Gibi de bir durum var. Şimdi ben bu arkadaşlarım olsaydım benim de 100 binlerce abonem oldu. Fakat ben şimdi kral çıplak diyorum. Bu kadar basit. Bizim kankalarım. Sen devam et buradan moderatörsün. Biz bu arada arkadaşlar arada şarjımız filan bitmesin diye bir şeyler yaptık. Yarım saat ne konuştuğumuzu unutuyoruz. Başka konuları da... Araya şarjlar bitiyor. Yarım saat... Aslında bizim belki de çok kısa konuştuk burada ama
Tamam. Şimdi ben topluyorum. Genel müdür bitmesin fazla. Topu şuraya getiriyorum. O zaman ben şu konunun başına dönüyorum. Özetle annem seninle herkese bir davet etti. Daha sonrasında T.R. Kangal'da Çiçek ailesinin eski köpeklerini görünce onları da gerçekten eski köpekleri, sizin tarif ettiğiniz köpeklere yakın köpekler. Resim olarak tabii canlı görmüyor. Eski köpekler doğru. Kangal köpekler zaten. Onların müdahalesi olmadan gerçek yani orijinal doğada kendi doğru eşleşmeye de gelmiş. Daha sonrasında ben Karacabey çiftliğinde Kangal Türk'te Şeref abinin orada o Aşil soyundan gelen Deli Boran vardı. Deli Boran var. Bir de ondan önce Arap vardı. Onun bir yavrusunu edindim Poyraz. O da bayağı da bir para vermiştim devri zamanında. Herhalde o zaman da bundan bir 13-14 sene evvel Cem abi. Deli Boran'dan mı bahsediyordu sen? Hayır. Bilirsin, o 400 tane köpek susmuş. O Deli Boran'dan bahsediyor. Deli Boran zaten bocum köpek. Öyle 400 ya, tane o zaman. Nasıl reklamlar ya? Nasıl bir kere aşil, bak Arap vardı, o Deli Boran'dan daha güzel bir köpekti. Onu Rize'ye büyük paraya sattı. Ben de onun yavrusu vardı. O zaman 2250 lira para verdim. Bir köpeğe de 2500 lira verdim başka bir köpeğe. Onları eşleştireceğim. Kangal ya bunlar. Velhasıl abi, annem o köpeği gördü. Dedi ki, oğlum dedi bak, sen dedi bana bu panterleri gösteriyorsun. Bakın, belki arkadaşlara garip gelecek. Bu bahsettiğim kadın 57-58 yaşında ama 8-10 yaşına kadar davanın içinde büyümüş ve oradaki tek kadın ama. Kaç sene önce bu konuşmalar geçiyor? Bu benim bahsettiğim 2000 altılar 2007'lerdir. O civarlar. İşte senden artık öğrendik yani doğru fenotip böyle olacak diye. Annem yani ona, 2010 öncesi. 2010 öncesi. Yani bu ne? 2020'de ben bu videoya tekrar başladım. Tabii ki işte yani başladığından bu tespih oradan geldi sana. Evet. Tamam şimdi anlatacağım. Annem de... Yani bu tartışmalar yok. Bunlar daha önce geçiyor. Bu arkadaşım adamı falan değil. İlk defa görüşüyoruz. Hayatlarında. Üçümüz hayatımızda ilk kez. Yok ikimiz birbirimizi gördük de. Üç kişi. Ya dün gece sizin videonuzu seyrettim. Bana hep söylüyorlar. Abi senden bahsediyor falan. Ulan neymiş? Şuraya gitmem bir videoyu seyredim dedim. Şimdi Önder uykuluyum da. Bizim İstanbul'da Önder Uzuner diye bir kardeşim var. Önder Uzuner de seninle telefonla konuşmuş galiba. Doğru. Yani Önder aradım buraya gelmek. Ya Önder senden mi video çektiler dedim. Uzaktan da tanıyamadım. Önder biraz daha kilolu bir arkadaş. Bana bir Çeşme'deki arkadaş dedi ki abi bu arkadaş video çekmiş lan dedim. Ya bizim Önder Uzuner dedi bu. Ulan bizim Önder Uzuner benzemiyor dedim ben de. Önder abi Önder sen misin videoda dedim. Yok abi ben dedim. Evet. Dedim ben Cem Bey'le konuştum da Cem, şey, Cem Çelik'le. Seninle ilgili de konuştuk falan dedi Kangal'la. Yani ben seni hiç tanımıyorum. İlk defa tanışıyorum. Velhasıl abi ondan sonra annem dedi ki bak dedi. Bizim dedi işte o köylerin isimlerini falan söyle, eski aileler isimlerini söyle dedi ki bak dedi bu kara köpekleri dedi işte bu Karga Kalesi tarafından o kara köpeklerden geliyordu dedi. Ama eski bak o köpekler Serdar abi bilgin olsun. Evet. Yani bu benim anlattığım belki 40 sene önce. Yani evet. Kadının küçüklüğü. Ve çok ilginç bir bilgi vereceğim. Belki bu bilgiye haizsin değilsin çok bilmiyorum dedi ki Cem abiye de daha önce anlatmıştım ben. Urfa tarafından dedi tazı getiriyorlar dedi. Tamam biliyorsun. Biliyor muydun abi? Biliyorsun. Bak kadın kaç yıl anlatıyor yani. Evet. Orada tabii annemin akrabaları var. Tazılarla eşleştirip kurdu yakalasın. Tazılara çekmişler onları bir dönem. Tabii ki. Şimdi bu panterlerde bu vardır diyemem öyle bir iddiam yok ama o yörenin içerisinden bazı köpeklerin kanında tazı da var. Abi Arpacı Mustafa söyledi. Ben dedi gittiğimde altta bir çukur kazmışlar. Çukurun içine kafes gibi yapmışlar. Yani bir mağara mı artık bilmiyorum yani bir yere. Ya da ben yanlış hatırlıyorum herhalde. Bir yere tazıları koymuş. Şimdi tazılar çok bağırır biliyorsun. Evet. Bilmem biliyorsun. Tazılar çok bağırır. Şimdi burada da çok bağırıyorlar ama. Ya bende Rhodesian'lar var. İşte Afrika tazıları var. Arkadaş 500 metreden dibindeki köpeğin sesini bastırıyor. Tabii onlar da tazı mastif kırmaları bir evet. Arkalarında var. Abi sen hem yakalasın hem tazı hırçın bir hayvandır. Kurt, evet. Acayip kurtçudur. Evet. Kurt bu var. Burada gider. Onları zaten özellikle seçiyorum. Bitiriyorum abi. Kurdun ağzına tükürür ya. Kurdu yorar. Şimdi mesela yakalar, oynar onda en son olur. Önlerde şeyi konuşuyorduk bugün. İşte kimi insanlar köpeği yetiştiremiyor. Köpekleri böyle pasif, korkak, içine kapalı oluyor. Bu köpekler de böyle 7-8 aylıkken falan bize rehabilitasyona geliyor. Önler dedi ki abi ne yapıyorsun sen bu köpeklere? Ben de güldüm. Ben de dedim Rhodesian hiçbekleri var ya dedim tazları. Evet onun yanındaki kafese 3 gün koyuyorum dedim 3 gün. Evet. Dedim tazı ona dedim. Öğretiyor. Öğretiyor dedim yani. Eğitim bu kadar dedim. Başka bir şey yapmaya gerek yok yani. Agresyon filan mı? Agresyonu saldırmaya, şey korkmamaya. Şimdi ya tazıyı izleye izleye. Şimdi tazı çok sert. Çok sert oluyor. Hani şimdi arkadaşlar da şeyi bilmiyorlar. Tazıları bilmiyorlar. Yani öyle Rottweiler, Doberman hikaye falan mi? Hikaye yani. O hele bu Afrika tazıları aslana göre üretilmiş ya aslana ona göre. Korkusuz. Çok sert baba. Hem sesi çok gür. O da tamam aslanı korkutsun. Bak konuyu bitiriyorum. Tazı top sana kanın, katıl, bunlar anlattı. Kanın katıldığını biliyorum. Bak annen de biliyor. İşte o zaman demek ki abi oradan yedir. Ya valla ben bahsederim zaten. Bak şimdi panterler biraz ince kafalı, ince uzun sallı.
daha boylu kangallara göre bak. Abi. Standart kangal daha sallı, daha dar kapalı. Görüyorsun değil mi bunu? Daha dar bir köpektir. Bir tazılık var diyorum zaten yani. Bak abi ben bu bilgiyi vereyim işte. Ondan sonra dedi ki bizim dedi bu davarlara giden bu kara köpekler dedi tazıdan eşleşenlerden de geldi bizim oralara dedi bu kara köpekler. Sonra ben annemin akrabalarına falan orada köyün yaşayan süre evet dedi o tazılarla gelenden bizim oralarda da var. Çünkü herkes davarcı. Daha köyleri. Ben asla ondan sonra bunu anlattıktan sonra ben yıllarca hep şunu söyledim. İşte gittik mesela Şeref abim oraya diyor ya bu işte ilk o zaman yeni gelmişti bu karaboğası. Belli o soydan geliyor. Aa bunlar kangal değil diyordum ben sağ olsun arkadaşlara. Yok ulan kangal bunlar. Ulan kangal değil, kangal değil. Senin ilk panter videoların geldiğinde böyle eşimle izliyoruz artık o da köpekçi oldu. Dedim ki lan inşallah bu adam söyler. Orada da tesbih yaptırmıştı. Dedim ki söyler bir tesbih ona yaptıracağım anlatayım. Ona da göndereceğim. Bu tesbihin hikayesi o. Ben o köpeklerin tabanını oradan biliyorum. Yani zaten bu adam doğruları anlatan bir adam. Evet, evet. Bari şunu da anlatsın da tam olsun. Onu dedim yani bunu da anlatırsan dedim o bir tesbih sonra yaptıracağım. Hikayesi o. Ve ben yalnız bu... O videolarda çok faydalı olmuş. Ben bunları anlatırken yani. Bak videoların altındaki yorumları silmedim. Yüzlerce bana hakaret var. Çok var, çok şunu. Bize de sadece. Birkaç tanesini okuyorum, birkaç tanesi cevap verdim. Gerisini biliyorum yüzlerce küfür var, yüzlerce şey var. Onlar bana şeref nişanesidir. E tabii canım. Şimdi şuradaki şeyler var ya, nişanlar var ya. Hı. Onlar bana hakaret... Bak eski Malaklı videolarımda, 2007'de yüklediğim, 2008'de yüklediğim Malaklı ilk videolarımda sadece video olarak 2-3 tane video yüklemişim ama Kangal az buz vardı Facebook'ta falan ilk paylaştığım Malaklı dediğimde ne Malaklısı ya Malaklı diye köpek yoktu. Niye? Meydanlıyorsa bakıyor o zaman internette şey yok, arama filan motoru yok. Meydanlıyorsa Malaklı diye bir şey yok. Yok. Adam meydanlıyorsa baktım Malaklı yok diyor. Wikipedia'ya bakıyorum yok diyor Malaklı diye bir şey. Bak şimdi. Oğlum var dedim işte siz bilmiyorsunuz yok biz söylüyoruz bunu. Bunu tanıttığımda da bana küfür ettiler. Ben onları istesem silerim silmedim. Ne oldu? Bugün ne oluyor biliyor musun? Tabii. Daha size gelirken Alaçatı'yı geçerken Çeşme otobanından gelirken bile birisi mesaj attı. Abi dedi Instagram'da konuştum evet Instagram'da konuştum. Ben de dedi eski bu panterlerin hayranıyım. Seni çok sana sallayanlardan da bir tanesi benim. Sana sallayanlardan da bir tanesi benim. Abi sen haklıymışsın. Senden özür diliyorsun. Sen. Çok kişi yorumların altına özelden özür diliyor. Helal et abi hakkını falan. Ya dedim ben helal edecek. Valla ben şöyle diyeyim. Biz doğruları söyledik. Ben senin adını ilk kez ben biraz asosyal bir adam. İlk kez bir oldan duydum. Bir oldan duyunca internete girdim. Seni tanımaya çalışıyorum. Bir ol mu? Pardon. Önder mi? Önder'den duydum. Önlerden duyunca bize merak ettim. Bir araştırayım dedim. Şimdi, saniye devam ediyor değil mi? Ediyor. Bir videoya girdim. Şimdi sen orada köpeklerde akraba eşleşmesinin yanlışlığını anlatıyorsun. Tesadüf ona mı girmiş? Tesadüf ona. Evde oturdum video muydu acaba? Herhalde. Allah Allah dedim yani şimdi. Bizim çoban köpek kültüründe bu çok az görünen bir şey. Milletim. Arkan. Baba. Saçma sapan. Çoğu cahildir bizim kaynağım. Dedim ya bu adam. Şimdi düzgün şeyler söylüyor falan. E sonra başka bir video baktım. Kangal standartları var anlatıyorsun. E şey hani benim söylediklerim aynı şey. Sonra birazcık da bizde şey de var. Eski bir köpek dünyasından kolay değil. Eski geçmişimizden dolayı biraz böyle istihbarat toplama görselden yola çıkma hastalığı var. Şimdi sen ofisinde video çekmişsin. Ofisinden senin kişiliğini çözmeye çalışıyorum. Duvardaki eşyalara... Tamam, bu adam neler dikkat ediyor? Bu adam eski askerdir bu arada. Şey de var. O adam dedi kim? Cemal. Öyle mi? Evet. Askeri, asker miydi? Asker. Ha öyle mi? Uzun hikaye dur abi anlatsın. Şimdi neyse dedim bu adam şey, yani bizim kafa yapısında bir adamdı. Evet. Sağ ol. O ben söylüyordum sana işte değil mi? Ondan sonra şimdi... Önder de diyor ki, abi beraber program edin. Ya şimdi ben seyahat özürlü bir adam şuradan İzmir'e gitmeye üşenirim yani gitmem. Ya Önder'im dedim yani şimdi ben nasıl arayayım yani arayıp da gel baba program çekelim denmez ki bir insana dedim. Yani arayamam utanırım dedim yani. Sonra baba işte sen arayınca tam pişti hocam. Cumartesi konuştuk abi bu cumartesi Alex'i eğitime bıraktık. Dedim ki abi şu programı çekersek sizin programınız böyle 40 dakika da sürmez. Bak, bizim süre. Barış arkadaşımızın da şeyi vardı bana hemen ben buraya geleceğimi tesadüfen gördüm. Ulan dedim buralarda bir yerde olabilir bu adamla. İzmir neresinden acaba dedim. Benim Kangal Father diye bir WhatsApp grubumuz var. Böyle 20-30 kişilik çocukların, gençlerin olduğu bir grup var. Tabii yaşı bana yakın bir Barış vardır. Birkaç tane 40 yaşında arkadaş da var ama. Dedim arkadaşlar bu Guardiola Türk'te falan bir şey var dedim ya. Onun telefonu var mı? Hemen küt küt attılar bana. Nitekim aradım. Aa
Çeşme'ye giderken Urla'daymış zaten. Biz sen önce böyle ismini yeterince şaşırdım. Ben de şaşırdım. Dedim, acaba ben telefonun şeyde mi çıkıyor, rehberde mi çıkıyor falan dedim. Sonra direkt sana girdi mevzu. Hani dedi ki böyle bir arkadaşımız var zaten istiyor falan. Benim de takipçiler istiyordum. Ben dün gece de bir, ya aslında ben yani şeyimdir, her konuda bilgi, enformasyon edinmek isteyen bir adamımdır. Dün gece hızlı uykusuz kaldım, 3'e kadar baktım. O dedim tamam, doğru yere gidiyorum ben. Şöyle diyeyim üstad. Yani kafa yapısı olarak da anlatılanlar tarafından benim da... Benim hayatımda 5 yıllık bir akamet dönem var, yani kesinti dönem var. O benim çok üzüldüğüm kayıp 5 yılımdır yani. Şimdi 8 Nisan, 4 Nisan 2008 tarihi sabah karşı 5'te ben Ergenekon operasyonuyla Ege Bölge Sorumlusu diye çiftliğe böyle baskınlar falan filan alınmış bir adam. Şimdi 2008'de benim çiftlik basıldıktan sonra da 5 yıllık bir cezaevi süreci oldu. Hücreler şunlar bunlar. O dönemde ister istemez benim hanım kadın başına 120 tane köpek bir yıl oraya ayakta tutmaya çalıştı. Ama çok acı günlerdi yani. Şimdi ziyarete geliyorlar. İsimlerini de ezbere veririm köpeklerimin. Bu hafta şu öldü. Öbür hafta geliyorlar bu öldü. Yani kaldıramıyorum artık, kendimi keseceğim yani hırsımdan. Sonra bizim hanım geldi işte dedi ki bu köpekleri dağıtalım. Şimdi bak 2008'de herkes... Bak bu Malaklı hikayesi Serpil, daha biraz buradan da belki bir şey... O zaman Isparta mı? Yok bu İzmir'de. Bak buradan dağılan köpekler belki o Malaklı kanına girmiş olabilir. Evet. Aslında dağılan çiftlik bu çiftlik. Evet. Burada şimdi netleşmiş oluyor. Şöyle oldu. Bizim hanım geldi. Şimdi insanlarda bizim kompleks var. Evet. Ben dedim ki kompleks olmayan arkadaşların isimlerini vereyim. Mesela Dost Köpek Çiftliği vardır İzmir'de. Umut ve Utku diye iki kardeş. Hanım geldi dedim, Umut'la Utku düzgün çocuklardır. Bütün kane korsaları onlara hediye et dedim. Damızlıkları. Bizim kane korsalar Umut'la şeye gitti, Utku'ya gitti. Umut'la Utku ciddi kane korsa üreticisi oldu. Geldiler, tanımıyorum ben. Dediler, düzgün birisi var, köpek üreticisiymiş, Rottweiler'lar istiyor dedim, verin. Kangallar, isim saydım galiba. Tabi senin çıkacağın da belli değil. Çıktıktan sonra 5 sene yatırabiliyorsun da belki de kalacaksın. O zaman tutukluyuz, hükümdeyiz. 1700 yılda yargılanıyorum. Yani adamlar bana bir psikolojiye de hediye ediyorsun. Tabii. Yani bakabilecek adamlara hediye ediyorum. Dedim yani kangallardan, atasoylarını, bizim dedelerden kalan soyları toplayın, Aydın amcaoğullarına gönderin. Ötekilerine dağıtın falan. Ama bu arada, şimdi bizim çiftlik basılmış, orada komedi anlatacağım size. Şimdi FETÖ'cüler o zaman bastılar bize. Bu FETÖ'cüler emniyet içinde çok güçlüler ya. Benim çiftliğe gelmeye korkuyorlar. Kendilerini söylediğim. Diyorlar sen çiftlikteyken baskın yapmayı cesaret edemedik, çatışma çıkar. En çok zayiat veririz diye. Senin karının ve kızının yanına gitmeni bekledik ki zaaflı noktandı. Kızının yanında çatışamazdın, o yüzden seni kızının yanında aldık. Kızım o zaman ufak benim. Benim kızım da idmanda da böyle polis baskınları, cezaevleri falan öyle yetişti yani. Neyse. Bunlar ben yokken çiftliği basma kararı aldılar. İçişleri Bakanı 4 kere telefon açmış. Bunlar 8 saat çiftliğe girememişler, rezil olmuşlar. Bizim çiftlikteki çocuklar köpekleri salıvermiş. Gelir. Özel harekattan 18 tane eğitimli polis köpeği izlemişler. Orada bir polis anlatıyor bana konser. Abi diyor 18 köpekle diyor senin kapıya dayandık diyor. Senin kapıda eşkıya varmış diyor. Sadece rof yaptı böyle diyor. 18 köpek yardırdı abi diyor, polislerin kollarına takılıp polisler yerlere düştü, rezillik diz boyuydu. Falan. Eşki hangisi bu arada? Eşki karşılığısıydı. Çok adamcıydı bir de. Şimdi 4 gün gözaltındayız. Doldurmuşlar 170-180 kişi. Organize suçlar, terörle mücadele, bütün hücreler adamlarla dolu bizim adamlarla. Ben de hani lider diye alınmışım ya. İki tane emniyet müdürü geldi önce. Ya adamlar tabii mahcuplar da biraz, özür dileyerek alıyorlar biz yani, kusura bakmayın özür dileriz falan filan diye. Her gelen, ya baba şu eşkıyanın yavrusundan çocuklara söylesen bize bir tane versinler. Ötekisi diyor, abi içeride bir bozo var diyor, bozonun yavrusundan. Şimdi ben bu duygu tatmini yaşadım, acısını da yaşadım. Mesela sen bana sordun ya, niye presacı oldun diye. Belli bir zaman sonra, orada yani söylemeyeyim diyordum da söyleyeyim. Benim hanım çiftliğe ekonomik olarak gidip gelemez hale dönüşüyor. Para yok yani, gidemeyecek çiftliğe. Kardeşimden rica ediyor. Sen bak köpeklere. İşte şu kasaptan kemik aldım, bu kasaptan bilmem ne. Orada benim kardeşim de ihmal etmiş. 10 gün, 15 gün çiftliğe kimse gitmemiş.
Tabi bu arada dağıtılan köpekler dağıtılmışlar. Benim için hani bir kangallar çok kıymetli, onu biliyorlar. Bir de presalar kıymetli, onu biliyorlar. O zaman da benim paşa var. Meşhur. Abi köpekler aç kalınca ne olmuş? Prese kanarın kafesi parçalamış abi. Çıkmış dışarı, akıllıdır prese kanarıdır. Gözüne kestirdiği en zayıf gördüğü kangal hangisiyse onun kafesini parçalamış, içeriye girmiş, kangalı yemiş. Bunu bana anlatlar, hırsımdan ağlıyorum abi. Yok, hayvan çaresiz. Ama hayvan yamyamlıkla yaşamaya vermiş. Zaten onların bir geçmişinde öyle bir hikaye var. Ha. Alışkın yani. Ben o yüzden bu kadar presacı oldum. Yani en kötü koşulda bile ölmedikler için. Sonra bizim hanım bir gün geldi işte, şey dedi. Ömer diye bir çocuk vardı, bizim presaları istiyor dedi. Bir erkek gidiş, yani Cem abi cezaevinden çıkana kadar. Çıkmazsa benim olur, çıkarsa yer dedim. Verdim. Kalan kangalları da verdirttim orada. Hala bir soy Menderes'le devam eder. Sütçü mütçü var diye kangallı. O benim kangallardan yürüdü. Yani benim çiftliğim 2008'de benim alınmam... Napoliten var mıydı o zaman çiftliğe? Var. Onlar işte o gidenlerden bir tanesi var. Maximus. Bak. Jumbo Maximus. O zamanki benim efsane Napolitanlarım yani. Ya o zaman benim çiftliğim bak. Türkiye'de yok. Adam Samsun'dan geliyordu. Duymuş benim çiftliği. Fotoğraf o zaman ama köpek çiftliği değil bu o zaman. Yani şöyle düşün. Altuni sülünlerden tutuver, bütün sülün çeşitleri, keklik çeşitleri, 2000 tane güvercin, işte timsahlarım vardı meşhur, televizyonda 3 hafta program yaptılar ya, Bengal kaplanı falan kapıda. Yani o zaman şatafat da çok bizde, hayvan hastalığı da çok. Mesela peçeli baykuşlarım vardı, peçeli baykuşları ben çok severim, şahinlerim vardı, kızıl şahinlerim falan. Yani öyle bir çiftlik düşün yani, hobi çiftliği gibi. Millet fotoğraf çekmeye geliyordu. Bir de yani o zaman güç de var, erk de var, köpek hastalığı da var. En iyi köpek nerede? Adam diyor, abi diyor bak Erzurum'da diyor. Ya benim amcaoğlu benden makara yaparak hastalığım bilir. Akşam ya Erzurum'da var ya, bir köpek gördüm birader şöyle falan. Çeker gider, ben duramam yani. Basar arabayla giderim Erzurum'a, bunu ararım. Neredeydi bu köpek? Neredeyse Erzurum'da kardeşim köpeği göreceğim falan. Öyle bir hastalığımız da mevcut ya. Şimdi o 2008'le 2013 yılları arasındaki kesinti bize çok şey kaybettirdi. Niye çok şey kaybettirdi? O dönem, yani geç işin, yani FETÖ'cüydü, Ergun Akuncu'ydu boyutunu bir geç. Biz alınmasaydık o çiftlik Türkiye'deki gen havuzu için de çok önemliydi. O zaman benim ekonomik gücüm de çok sağlamdı. O cezaevlerinden falan çok güçsüzleştik. O zaman ben de şöyle dedim baba, mesela doktor Enes. Baba ben İspanya'dayım diye beni arıyor doktor Enes. Buyur Enes, eski Doğu Arjantinci ya. Baba burada bir presalar var 2005'te. Bir presa diye bir köpek var abi Türkiye, efsane. Getir. En iyisi bir de Enes büyük köpekçi. Getir. Enes getiriyor. Tamam. Ya da işte bizim Murat var. Şimdi İstanbul'da hayvanat bahçesi var. Belki biliyorsundur Murat'ı. Hayvanat bahçesi hangisi ki? Murat Özden. Murat Özden. Efsaneci, çok düzgün delikanlı bir çocuktur yani. Murat Özden arıyor. Cem abi diyor, şöyle bir köpek var, böyle işte yok Türkiye'de, bak getir. İlk presa 2005'te mi giren Türkiye'ye? İlk giren paşadır adı, evet. 2005'te. Şimdi başka bir şey anlatıyor, evet. Daha eski getirdi. Ya işte ben sana diyorum, çocuk bizim verdiğim köpeklerle aldım sonra. Onlar çok yıllar sonra. Çeşme'de arkadaşlarımızla gelirken orada bir çekim yaptık. Bir tane preze kanaryo şey vardı, dişi vardı. Dişi geceliğin ateş gibi diyor. Gece, evet. Burada adam sokmaz diyor. Bak gündüz yine sakin. Yavrular var, yavrulara bütün kendi yavrusu da dahil diğer boy boy yavruların hepsini emziriyor. Çok müşrik bir anne, felaket köpek düşmanı diyor. Köpek burada yalnız yani çok... Şimdi bak bizim arkadaşlar abartıyor diyecekler. Prese kanaryonun iki kanatta var. Tenerife kanatında mastiflik çok yoğun, ben o kadar sevmem onu da. Bu asıl Gran Canaria adasından gelen o boğuşan Worklang dediğimiz bir ufak at var ya bak. Onların dişilerinde şöyle bir şey var baba. Bunu denk geldim bilmiyorum. 8 tane yavru doğuruyor hayvan. Yani gözümle gördüm, pes dedim yani. Yıllardır yaşıyorum bunu. Hayvanları tek tek kokluyor baba, inceliyor falan. Bir 5 tanesini bu tarafa ayırıyor. 3 tanesini burnuyla itiyor tarafa. Sonra bu 3 tanenin boyunlarını kırıyor baba, gidiyor gömüyor. Allah Allah. Geliyor kalan 5 taneye misin? Şimdi bizim de bu Türk Mastif ve Bandok Derneği'nin başkanı Ali Akarsu var. Biraz duygusallık çok hayvansever. Bizim doğumhanede bekliyor böyle. Presa'nın ayırdığı yavruları öldürecek ya, öldürmeden önce alıyor. Sepete koyuyor, gidiyor. Elde emzireceğim diyor şey. İki söylüyor, birisi yaşıyor falan. Yaşayan abi 45 günlük oluyor. Bir bakıyoruz ya sağ, ya organ yetmez.
Bak ben bunu bir tek Brescia Kanaryalarda gördüm. Şimdi ben bunu yalnız bizim köpeklerde de duydum ve gördüm bazı köpeklerde, hepsinde değil. İşte bu köpek yeme muhabbette bulunur. Bazı köpekleri, bak bazı dişler, çok, ama bu her diş çok az azınlıkta olan köpekler. Onların kıymetini ayırıyor kendine. Mesela 10 tane mi doğurdu? 10 tane bakmaz. O diyor ki ben 3 tane bakarım, 4 tane bakarım, bakarım, 1 tane bakarım. İnan bazılarını öldürüp yiyor, bazılarına bakıyor. Evet. Yemesinin de sebebi şu. Şimdi bizim çoban köpekleri, özellikle kangallar, Avustralya bunların DNA örneklerini gönderdiğimizde şey çıktı. Yabani kurda en yakın hayvan çıktı. Aynen öyle. Yani Asya ve Avrupa kıtasında yaşayan dünyadaki... Benim Türk çoban köpekleri videosunu izle, bu aynı şeyi anlatıyorum. Bu genetik şey, yani bilimsel bir şey bu. Bak şimdi, safkan, mesela biz kangalların işte bu pandemi süreci olmasaydı biz salyatü örneklerini ve ölçümlerini yapma kararı alıp başlamıştık Akın'la birlikte, bizim dernek olarak. Ancak pandemi bizi işte evimize hapsetti, evet, seyahat özgürlüğümüzü kısıtladı, evet, biraz da şevkimizi kırdı. Neyse, o neyi diyeceğim? Kangal'ın gen haritası şu anda çizilmedi. Fenotipi belli ama gen haritasını çizemedik. Buradan aslında bak arkadaşlar, kangalcılara şu nasihati verebiliriz. Şimdi ticari düşündüğün zaman, bu biraz önce bahsettiğimiz, yavrusunu yiyen, eleyen, 10 tane doğurup 3'üne bakan, 7'sine bakmayan anneleri pek sevmezler. Halbuki ben de iddia ediyorum, asıl bizim üzerine gitmemiz gereken, çoğaltmamız gereken o gen. Bak o çok önemli bir gen. O doğal seleksiyon bir gen, kendi doğal seleksiyonunu, evet, devam ettiren bir gen. O köpeklerin kıymetlerini bilmek, evet, lazım. Şimdi oraya gönderildiği zaman, kurda oradaki dingolar var ya, he, onlara en yakın sıfır çıkmış. İşin enteresanında. Şimdi doğada ne olur? Doğada ölen yavru kokarsa başka predatörler çağırır. Evet. Bunlar gidip yemek bulmaya gitmiyor mu, kurt yavruları sırtlanlar? Bırakıyor. Orada leş olursa ne olur? Gelir öyle. Düşman gelir. Başkası gelir. Düşman. O yüzden kendi yavrularını yerler. Evet. Aynı şekilde köpek bok yer mi, avuç avuç diye bir laf var. Yani. Köpek ya da bok yemekten... Ya köpek kendi yavrusunun bokunu yiyen hayvan. Öyle temizleyecek. Onu temizleyecek. Hijyen. Onun karnını şey yapacak, onun sindirim sistemini çalıştırır, bağırsaklarını... hayvan nasıl yapacak ki? Kendi belli bir güne kadar yavrusunu kendisi dışkılatır ve kendisi yer onu. O anneye ağır gelmez. Bu bizim çocuğumuz gibi değil ki. Altını bezleyelim, altından, evet, ıslak mendille alacağız. Onun ıslak mendili din işte. Şimdi köpek kendi yavrusundan tiksinmez. Ha bir de şu var tabii ki, kendisini doğadaki olay budur. Kendi sakat yavrusunu eler, işte o mesela köpeklere kanserli hücreleri koklayan köpekler varmış. Şu an yeni o çalışmalar var. Heh, o köpeklerde inanılmaz bir koku var. Evet. Mesela bana çoğu köpek saldırmaz. Çok sert, %100 sert hariç. Mesela burada köpekler saldırıyor, onları zaten... Çin mahallesi. Çin mahallesi. Evet. Kimseyi tanımaz onları. Var. Ama normal saldırgan köpekler bana saldırmıyor bak. Normal akıllı köpekler tanımaz. Bu herhalde bir kokuyla alakalı bir şey olabilir. Ya da karakter analizi yapıyorlar. Bizim kangallarımız ya da çoban köpeklerimiz yabani hayvanlara yakın hayvanlar olduğu için, insan elemesiyle, insan eli üretilmedikleri için bunu yapmaları doğaldır diyorum. Burada kapatabiliriz. Aynen.